Evet. Motoru yıkadım, sildim. Şundaki ışığı görüyorsunuz. Bunda ışık var. Şeylerde. Bunda o ışık yok. Onun ampulünü aldım. Bunun altına sökeceğiz. Takacağız. Altında, bu soyacın altında iki tane 10 anahtarlı civata var. Bunları alıyoruz. Üst kapak çıkıyor. Evet, şöyle. Şunları söküyoruz, şuraya koyalım. Evet, iki tane civatayı da, somunu da söktüm oradan. Buraya koydum. Bir de şu sayacın, şu kilometre sayacının girdiği şey var burada. Evet. Bunu da aldıktan sonra çıktı şimdi bu. Bunun ampulünü sökeceğiz şimdi. Şey, lastik buraya geçme. Bu lastik geçmeyi buradan çıkartıyorsunuz. Şöyle. Bunu önceden buraya led taktırmıştım ben. Led de yani daha güzel yanar dedi motorcu. Ama 2-3 gün sonra gene patladı o. Bu sayacımızı buraya koyalım. Şimdi şunu söküyoruz. Şöyle iki bacaklı bir şey bu zaten. Yeni aldığımız ampulü takıyoruz. Evet. Evet. Tekrar toplayacağız bunu bu şekilde. Evet. Sıkı sıkı iyice yerine oturtuyoruz. Bunun içine su kaçmasın diye şöyle güzelce sıkıca oturtturduk ve yerine tekrar taktık. Şimdi evet. Zaten ışık görünüyor şimdi. Bunda da aynı. Şimdi kontağı kapatıyorum. Bakın farkı görün. Tekrar söktüğümüz civataları yerine koyacağız. İşlem tamam. Burada dikkat edilmesi gereken şu lastik contayı, bakın nasıl takmış buraya. Bu içine kaçmış. Burası dışarıda. Bu lastik conta yağmurda ya da siz basınçlı suyla motorunuzu yıkarken gösterge içine su kaçmasın, buhar yapmasın diye paneliniz. Ama işte bunu takamamış buraya tam. Şimdi bunu tam yerine koyup öyle takmanız gerekiyor. Takarken tekrar kilometre sayacının ucunu geçireceksiniz tekrar. Evet. Evet arkadaşlar, ampul takma işlemi bitti. Bu tarafın ışıkları yoktu. Tamir ettik. Hepiniz Allah'a emanet olun.